Medya tarihinin tartışmasız en itici çifti, her kesimin nefretini kazanmış tuhaf fiil ikili. Biz bu şahsiyeti ne görsel ne yazılı basında görmek istemiyoruz. Artık evde de istenmiyor. Rasim Ozan Kütahyalı Nagehan Alçı evliliği bitiyor. Evlilik birliği bozulurken birçok sırlar da ortaya saçılıyor. Sanırım Rasim Ozan Kütahyalı'yı halkın bir kesiminin, yani boşnakları aşağılaması için işlemiş olduğu kanaatine varılarak onay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Hepsi hakkımızda üretilmiş safsatalar. İşte mesela bu okşan meselesiydi. İşte boşanıyorların farklı sebepleri kaç kere yazıldı, çizildi. Boşanma davası Nagehan Alçı tarafından açıldı. Boşanma dilekçesine göre çiftin tam 4 yıldır aynı evi paylaşmadıkları, hatta ekran gezip rol yaptıkları ortaya çıktı. Nasıl geçiyor evde hayat mesela sizin? Ben merak ediyorum. Yani bu siyaset konuşmayız. Zaten konuşamayız yani. Rasim genelde monolog yaptığı için. Nagehan Alçı mahkemeden gizlilik ve yayın yasağı talebinde bulundu. Ama asıl bomba dilekçenin detaylarında geldi. Alçı Kütahyalı'dan tam 40 milyon lira tazminatı istiyor. Üstüne aylık 60 bin liradan nafaka talep ediyor. Her ne kadar miktara hakim karar verecek olsa da istenen bu paranın kaynağı bilinmiyor. Kütahyalı vermem derse o zaman da ona mal varlığını araştırma davası bekliyor. Gazetecilikte bu servet nasıl edinilir? O işin başka boyutu. Ancak ne kadar geliri olduğu konusu en iyi Nagehan Alçı tarafından biliniyor. Herkes yat oynandığını biliyor. Bak benim karım da siyasi problemler çıkıyor ediyor. O da biliyor. Geçmişte haksız edinilmiş servetler başta olmak üzere birçok skandal hep boşanma davalarıyla ortaya çıktı. Ergun Göknel'in İSKİ skandalı hafızalarda. Alçı'ya göre Rasim Ozan Kütahyalı kendisine psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladı. Evlilikte zaten Kütahyalı'nın açıklanmayan kusurları sebebiyle bitti. Başka Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak isteniyordu. 10 yıldır gönül alınmadı. Sabun gibisin abi. Ya bu kadar gerizekalık. Bak gerizekalık diyor. Ahlaksızlık olmaz ya. Koyuyorlar şişeyi alta, çekiyorlar viskiyi, yorum yapıyorlar. Bazı yorumculara göre Nagehan Alçı siyasi sebeplerle Kütahyalı'ya uzun süre tahammül etti. Mahkemedeki gizlilik kararı sebebiyle Kütahyalı'nın henüz öğrenilemeyen kusurlu davranışlarını da bugüne kadar sineye çekti. Zira başkanlık seçimlerinin kime ne getireceğini kimse bilemezdi. Devran dönerse Rasim de beni de bu ülkede yaşatmazlar diyor musun? Elbette. Devran dönerse bizim başımıza bir iş gelir diyor musun? Tabii ki diyor. Devran dönerse can güvenliğimiz olmaz diyor musun? Hepsine diyor. Devran dönerse malımızı mülkümüzü talan ederlerdi diyor musun? Her şey diyor. Malı mülkü bırak canı zor kurtarabilir. Kütahyalı ekranların ucube ve nefret edilen karakteri olmaya devam edecek. Alçı ise istediği 40 milyon liralık astronomik tazminat almak için gerekirse mahkemede bazı sırları ifşa edecek. Vatandaş da bu sayede yandaş gazetecilerin nasıl milyonlarca liraya hükmeder hale geldiğini öğrenecek. Bu süreçte belki de tek sır olarak Kütahyalı'nın ekrana çıkarken ne kadar alkol aldığı kalacak. Ben inanmadığım şeyi yapsaydım, inanmadığım şekilde devreye girseydim İstanbul'la Ankara'yı CHP alamazdı. Tamam mı? Rasim genelde yani pek paça vermese de bir koku alıyorum ama. Yani bir koku alıyorum. Herhalde o gül suyu falan değildir. Koyuyorlar şişeyi alta, çekiyorlar viskiyi, yorum yapıyorlar.